2017'ye biz daha umutla bakıyoruz. Çünkü biz hayal satan bir sektörüz. Hayal satanların umutları hiçbir zaman bitmez. Turizm sektörü temsilcileri 2017'den umutlu. Kaybetmiş gibi göründüğümüz Rusya Federasyonu pazarını tekrardan kazanıyoruz. Biz her şeye rağmen 3 milyon 750 bin Alman misafir ülkemizi ziyaret etmiştir. Avrupa'dan da bir miktar geri kazanımlarımız olacak diye düşünüyorum. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, dış turizmin %30'luk düşüşe geçtiği 2016 yılında iç turizmle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandığını belirtti. 2017 yılında tekrardan çıkışın başladığı, artışların ve sayıların tekrardan yükselmeye başladığı bir yıl olacak ki bu da bize geleceğe daha umutla bakmamıza neden olacak. 2017'de iç turizmdeki hedef 10 milyon yurttaş. Ancak seyahatleri özendirecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Sizin aracılığınıza da ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın hepsine de çok teşekkür etmek istiyorum aslında. İç pazardaki bu ciddi katılımdan dolayı gerek fiyatlandırma olsun gerek bir takım kampanyalar anlamında olsun biz 2017 yılında ve sonraki yıllarda da iç pazara çok ciddi anlamda destek vereceğiz. Bu konuda kamu otoritesinden ve siyasetten belki bir takım taleplerimiz olabilir. Bizim oradaki hedefimiz 10 milyon tane vatandaşımızı işletmelerimizde tatil yaptırmak. Bu konuda da biz tüm sorumluluğu almaya, her türlü desteği vermeye de biz sektör olarak hazırız. Ayık, döviz kurlarının bir an önce sabitlenmesi gerektiğini söyledi. Bizim arzumuz bir an önce kurların da belli bir aralıkta sabitlenmesi bizim için çok önemlidir. İnsanların belirsizlikten dolayı seyahat dürtülerini olumsuz etkileyecek, bir diğeri de maliyetleri olumsuz etkileyeceği için de biz bir an önce kurların da istikrarlı bir seviyeye gelmesi bizim işimizi daha rahat yapmamızı, daha kolay yapmamızı, daha kolay da pazarlama yapmamızı sağlayacaktır.